İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın bazı bölgelerinde halka açık yerlerde dezenfeksiyon faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Cavahta salgının yayılmasına karşı önleyici tedbirler alınıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 39 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Teyit edilen vaka sayısı 329'a ulaştı. Suriye'nin Hasaka eyaletinde 600 binden fazla insan Türk askeri birlikleri yüzünden susuz kaldı. Moody's Ajansı Türkiye ekonomisinde bir düşüş tahmin ediyor. Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Batı Ermenistan'ın Erzincan Belediyesi yeni bir tür koronavirüs COVID-19 ile mücadele çerçevesinde kentteki tüm kamusal kullanım alanlarını düzenli bir şekilde dezenfekte ediyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada salgına karşı alınan önlemler titizlikle uygulandı. Özellikle apartmanlara, bahçelere, oyun alanlarına, okullara, anaokullarına, otobüs duraklarına ve parklara girişler dezenfekte edildi. Benzer faaliyetler ayrıca Batı Ermenistan'ın Karinerzurum, Bitlis, Artvin ve Van gibi şehirlerinde de gerçekleşti. Ahalkalak'ta sokaklar, bahçeler, çok daireli binaların girişleri, çöp konteynerleri ve çöp arabaları dezenfekte ediliyor. Ahalkalak'taki en kalabalık yerler ve sokaklar dezenfekte edildi. Ahalkalak servis merkezinden Jinevs Ajansı'na yapılan açıklamaya göre dezenfeksiyon faaliyetleri süreklilik arz edecek. Ahalkalak Servis Merkezi Müdürü Armen Baçakçıyan, işe sabah 6'da başladık. İnsanların hareketleri başladığında dezenfeksiyon çalışmalarını durdurduk ve şimdi köylerde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Kırsal topluluklardaki çöp konteynerleri dezenfekte edilmektedir. Dezenfeksiyon faaliyetlerini düzenli olarak farklı yerlerde yapacağız dedi. Ahalkalak'ta herhangi bir enfeksiyon vakası henüz bildirilmedi. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde 27 Mart saat 10 itibariyle 39 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Dün bildirilen verilere göre 290 koronavirüs vakasının kaydedildiğini hatırlatalım. Toplamda 27 Mart'ta 329 koronavirüs vakası doğrulandı. 1625 testlerde negatif sonuç kaydedildi. Şu anda 311 kişi tedavi edilmektedir. 18 kişi iyileşti, bir hasta koronavirüsten hayatını kaybetti. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği açıklamaya göre, Türk askerleri ve onlar tarafından kontrol edilen gerici teröristler Suriye'nin Hasaka eyaleti halkına karşı savaş suçları işliyor. Resmi sana ajansı tarafından belirtilen belgede, Türk işgalci güçleri ile paralı askerlerin Hasaka eyaleti ve çevre bölgelerinin su teminatını durdurduğu, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 600 binden fazla insanı susuz bıraktığı ifade edildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hasaka eyaletinin kuzeyindeki Aluk şehrindeki su tesisinin işletmesini 3 gün önce askıya aldığını ve bunun da bölgedeki tüm su temininin durdurulmasına yol açtığını söyledi. Şam, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Ankara'nın eylemlerini kınamaya çağırdı. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's dünyadaki ekonomik büyüme tahminlerini yayınladı. Tüm dünyada yayılan yeni koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle küresel ekonomik krizi tahmin eden teşkilat Türkiye ekonomisine de değindi. Moody's Uluslararası Derecelendirme Kuruluşuna göre Türkiye ekonomisi %1.4'lük ekonomik düşüş yaşayacak. Dünya Tiyatrolar Günü 1961 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün 9. kongresinde kuruldu ve her yıl 27 Mart'ta Uluslararası Tiyatro Birlikleri tarafından kutlanıyor. Dünya Tiyatrolar Günü geleneksel bir şekilde halklar arasında karşılıklı anlayış ve barış aracı olarak tiyatro ortak sloganı altında kutlanmaktadır. Bugün UNESCO'ya bağlı Uluslararası Tiyatro Enstitüsü gösteri sanatı ile uğraşan dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Dünyanın yüze yakın ülkesinde ulusal merkezler, bölgesel konseyler ve komiteler bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şarakan adlı korunu seslendirdiği ve düzenlemesini Gomidas Vartabet'in yaptığı Ermeni halk şarkılarından Ah Maralcan ve Ervumem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.